Hocam 8. kutupta müteşabih mertebesi başlarken. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de muhkem ve müteşabih ayetlerden bahsedildi. Bahsedildi. Onlardan oluştuğu da ayetle sabit. Bir Zümre hocam müteşabih ayetlerin asla bilinemeyeceğini savunuyorlar. Bunlara hani bilineceğine dair de aslında burada bilgi vermiş oldu da. Yani müteşabih ayetlerin bilinmesi de zevk yoluna mı girer yoksa Allah tarafından mı bildirilir? Nasıl değerlendirilir? Eyvallah. Müteşabih ayetler işte Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerde başlayan hurufu mukatta ile başlayan ayetler vardır. Bunlar müteşabih hükmündedir. Yani kapalı. Bunu hakkıyla bilen, bu müteşabih ayetlerin manasını hakkıyla bilen ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Çünkü Ruhul Beyan tefsirinde ifade ettiği gibi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Allah ile Resulü arasında şifredir. Bunlar. Dolayısıyla kamilen o konu hakkında Allah'ın o müteşabih ayetlerdeki kastı, muradı ne ise o muradını bilen Resulullah Efendimiz'dir. Hatta buna o kadar Resulullah Efendimiz'le Allah-u Teala'nın arasında bir sırdır bu. Buna Cebrail Aleyhisselam dahi vakıf değildir. Nitekim bu müteşabih ayetlerden bir ayeti getirdiğinde Cebrail Aleyhisselam, Ruhul Beyan'da geçiyor bu da. Kaf, ha, ayın, sad. Değil mi? Evet. Bunları Cebrail Aleyhisselam zikrettiğinde, kaf dediğinde, ha dediğinde, her birinde her bir harfi Cebrail Aleyhisselam okuduğunda Resulullah Efendimiz bildim diyor. Bildim diyor. Ayın diyor, bildim diyor. Sad diyor, bildim diyor. Cebrail Aleyhisselam soruyor. Ben bilmedim bunun ne manaya geldiğini. Sen nereden bildin ya Resulallah? İşte burada Allah-u Teala Resulullah Efendimiz'in gönlüne, kalbine bunun bilgisini vermiş. Cebrail Aleyhisselam dahi vakıf değil buna. Dolayısıyla hakkıyla, kamilen bilen Resulullah Efendimiz'dir. Resulullah Efendimiz'in varisi konumunda olan Ehlullah, derecesine göre, mertebesine göre, müteşabih ayetten Allah'ın kendisine bildirdiği duruma göre bilgidar olur. Bu bilgidar olma da yine mertebesine göre zevki yolla olur. Yani derecelenir bu da. Yani Ehlullah'ın bu müteşabih ayetlerden o ayetlere yükledikleri manalar da Ehlullah arasında yine derecelenir. Çünkü zevki bir durumdur. Zevk etmişlerdir. Allah-u Teala'nın bildirmesiyle. Evet, Allah bildirmiştir. Allah bildirmesine rağmen Allah'ın bildirdiği bilgiyi zevk etmek. Burayı iyi anlayalım bakın. Allah'ın bildirmesi var, bilgi. Ama o bilgiyi bakın geçen haftaki dersimizde miydi? Bir zata dedi ya İbn Arabi Hazretleri. Evet, bu konuda Allah sana bilgi vermiş. Bilgiye vakıfsın. Lakin hükümde hatalısın. İşte o bilgiyi zevk etmede hataya düşmüş ki hükümde hata vermiş. Hataya düşmüş yani. Bilgi doğru bilgi. Bilgi doğru bilgi. İşte bu manada bilgi olarak Allah kuluna bildirir. Ancak o bildirdiği kulu mertebesine göre o bilgiyi değerlendirerek oradan bir zevki çıkarımda bulunur. Ha, o zevki çıkarımı da derecelenir. Birbirinin aynı zevki bir çıkarım çıkmaz Ehlullah arasında da. Farklılaşır. Müteşabih ayetlerle alakalı da durum böyledir. Yani burada hiç kimse kalkıp da bu ayette, müteşabih olan bir ayette, bu ayette kastedilen mana mutlak budur diyemez. Böyle bir şey söz konusu değil. Ancak benim Allah'ın bana bildirdiğiyle ben bu şekilde zevk ettim, buradan böyle bir mana çıkarttım diyebilir. Mutlak budur denilemez. Zümreyi kapsar mı? Hangi zümreyi? Yani alimleri. Bizleri. Avamı kapsar mı onun şeyi? Yoksa hayır. Onu mu bağlar? Onu bağlar. Hayır. O bilgiye vakıfsa, o bilgiden de Allah'ın kendisine bildirdiğinden de zevk ederek doğru bir çıkarımda da bulunduysa o onun için büyük bir nimettir. Bizi kapsamaz. Çünkü müteşabih. Bunun hakikatini biz bilemeyiz. Allah bize bildirmediyse bilemeyiz. Bu ayetleri bizlerin yaklaşım tarzına sorması gerekiyor. Şimdi biz tabii herkes bir kendine yol tutturmuş. Gidiyor. Herkes birilerini kendine önder tayin etmiş. İtibar ettiği, ilmine itibar ettiği kişiyi değil mi?
önder tayin etmiş. Bunun ilminden, ben bunun ilmine itibar ediyorum. Dolayısıyla bu zatın izahat ve açıklamaları benim için muteber der. Onu örnek alır. Onun izahatları doğrultusunda müteşabi ayetler kapsamında kendisine bildirilen, Allah tarafından bildirilen bir mana varsa, o manayı da ifade ettiyse eserlerinde, kitaplarında ya da sözlü olarak bu zat, bu Allah dostu, oradan onu da rehber edindiyse kendine kişi, oradan onun izahatları doğrultusunda faydalanabilir. Çünkü onu kendine rehber edinmiş, önder edinmiş, onun izinden gidiyor. Dolayısıyla onun verdiği manadan da faydalanacaktır. Gayet tabii yani. Tabii ki. Hocam yani bir diğerine o izinden gittiği müteşabih açıklamalar dururken başka bir aynı ayette başka bir alimin açıklaması tezat olabilir. Olabilir. Ona yani o durumda şey yapmamak gerekiyor. O da onun zevkidir. O da onun zevkidir. Tabii ki, kesinlikle. Aynen. Yani bu burada şey yapmış. O orada hata etmiştir, yanılmıştır. Bak ben izinden gittiğim adam böyle dedi. O orada kalktı, farklı bir mana yükledi deyip onu ekarde etmek, yani geçersiz saymak, hükümsüz saymak, o isabet edememiş demek hata olur. Çünkü bunu diyebilmek için, hata ettiğini anlayabilmek için en az onun mertebesinde olmak lazım. Onun bakış açısı, onun idraki ile bakmak lazım. O nasıl, nereden bakmış, hangi delillerine kendince, hangi delillerine istinaden öyle bir mana yüklemiş. Veya Allah'tan, kendisine Allah tarafından bildirilmişse buna zaten vakıf olunamaz. Buna zaten vakıf olunamaz yani. Allah-u Teala bildirdiyse o konuda bir bildirim, zaten vakıf olunamaz. Veya bildirdiği şeyi o bildirilenin nasıl değerlendirmiş, ona da vakıf olamayız. O bilgi, nasıl bir bilgi verilmiş, o bilgiyi de nasıl zevk etmiş. Bunlar vakıf olunamayacak konular yani. Bu ancak buradan nasibi olanların, Allah-u Teala buradan nasibi olan kuluna o müteşabih ayetlerle alakalı bir bilgi verdiyse ve o bilgiyi Allah'ın verdiği kadarıyla nasıl değerlendirdiyse, zevk ettiyse o kişiyi bağlayan bir durumdur yani. Bu durumda tamamen inkar etmek de yanlış olur. Yani o yanlıştır. Onun buradaki tevili hatadır demek yanlış olur. Mutlak budur demek. Mutlak budur demek de yanlış olur. Sınırlamak zaten sınırlanmaz. Kur'an-ı Kerim'deki hiçbir ayet sınırlanmaz. Bırakın müteşabihi. Muhkem ayetler bile sınırlanmaz yani. O muhkem ayetlerin bile açık, net. Onların bile içinde yorum bakımından nice derinlikler vardır. Batini yönleri vardır. Dolayısıyla buradaki ayette mutlak bu denilmiştir deyip sınırlanamaz yani. Muhkem ayette bu yapılamazsa, müteşabihte hiç yapılamaz. Hiç yapılamaz yani. Evet.